Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Herkese selamlar. Taner'in güllerine hoş geldiniz. Ben Burak Kılıç, Burak Özbek, Muratcan Bayraktar, Tuna Özaslan'la bir aradasınız. Yine futbolsuz kaldığımız günlerde bir program kaydı almaya çalışıyoruz. Ne konuşacağımız var açıkçası çok fazla bir fikrimiz yok. Çünkü konuların hepsini geçen hafta tükettik. Enleri seçmiştik geçen hafta. Herkesin kısaca bir korona günlüklerini alayım birer dakikalık. Burak başlayalım. Çıldırmanın hangi aşamasındasın? Abi bitti artık yani. Hayata dair herhangi bir amacım kalmadı. Tamamen evde. Balkondaki tamam. Gübreyi aşağı attın mı? Yok, atmadım henüz. Abi bir de bu taraf binaların olduğu tarafa bakıyor. Yol falan yok. Aşağıda horoz var. Horoza mı atacağım gübreyi? Yani bir karşılığı yok, anladın mı? Gerçek hayatta. O yüzden beni sarmıyor pek. Bu arada dinleyenler için söyleyeyim. Burak Üsküdar'da, Muratcan Beşiktaş'ta, ben Londra'da, Tunacığım da Kadıköy'de oturuyor. Abi Üsküdar'da horozu nereden buldun? Abi ben bulmadım ya. Bizim yan binanın alt komşusu 2 tane horoz, 4 tane tavuk, 6 tane falan da kedi besliyor. Bahçede bunlar hiç çıkmıyor. Aşağıda sönmüş izmarit atıyorum bazen. Çevreci olduğum için bazen atıyorum. Genelde hepsi ağaçta kalıyor. Kedi gidip kokuluyor. Horoz gagalıyor. İlginç bir yaşam formu var aşağıda. Bazen de sevgili dinleyenler, Burak Özbey'in korona günlüklerini dinlediniz. İzmarit'le horoz besliyor. Son şeyi söylüyorum, lütfen burada izin ver. Babam şimdi salata yapıyor, salata yiyor vesaire. İşte yeşilliği fazla sevmediği için klasik bir Adanalı. Yeşilliğin kalan kısmını lap bir aşağı atıyor. Horozlar yiyormuş. Abi yeşilliği sevmiyorsa niye salata yapıyor? Abi çok sevmiyor işte. Arada etten bıkıyor. Etten bıkıyor. Hakikaten etten bıkıyor. Farklı bir şey daha yemek istiyorum. Bir şeyde et var yine. Yanında salata yiyor. Adam opsiyonu karşısına alıp bakıp bırakıp ete devam ediyor. Tuna sendeyiz abi. Tabii. Sen yani ne yapıyorsun? Salata yediği günde... Ha, pardon. Ben artık ya. Vallahi bir şey yapmıyorum. Yok pardonluk bir şey yok ya. Boş muhabbetti, devam. Tamamdır. Ben kabullendim abi. Diyorum öyle. Hiçbir şey yaptım yok ya. Çalışıyorum. İşte saat 7.30-8 gibi bakan tweet atıyor, ona bakıyorum. Sayılara falan bakıyorum. Çünkü artık bizim için sadece sayı oldu. Herkes kanıksadı. Yani onun dışında arada bakkala markete falan gidiyoruz. İşte o kadar. Hiçbir şey yok, kanıksadım. Sanki 3 yıldır böyle yaşıyormuşuz gibi. Bu da korkunç bir şey gerçi. Geçen bir arkadaşım benzer bir tweet atmıştı konu hakkında. Yani biz böyle sayılara bakıyoruz da abi, bunlar insan yani. Hiç kimsenin hikayesini bilmeden, hiç kimse gömülemeden, hiç kimsenin cenazesini de kaldırılamadan ortadan kayboluyor insanlar. Çok korkunç bir şey diye. Neyse, biz bu işi eğlence programı olasın diye yaptık ama tatlı giremiyoruz tabii ki haliyle. Muratcan, sende ne var ne yok abi? Sen ne yapıyorsun? Ben de aynı. İş güç. Evdeyim. Evi geziyorum sıkıldıkça. Sabah. Turluyorum. Formalara bakıyor. Belli saatlerim var. Mesela saat başı bir 10 dakika ev turu. İşte. Yani sen anla işte ne oldu. Kötü. Dışarıyı unuttum. Yani ne vardı mesela? Eskiden ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Bir şekilde artık alıştık mı diyeyim, ne diyeyim, böyle geçiyor, bilmiyorum. Hiç de şey yok yani, ulan Mayıs geliyor, Haziran geliyor, şöyle yaparım böyle yaparım gibi plan yapmıyorum. Artık şey yani, mutfakta ne yapabilirim, salonda ne tarz etkinliklerde bulunabilirim, spor. İp atlıyorum, böyle bir şey yapıyorum. Bu şekilde geçiyor. Muratcan belki görmüşsündür, bir tweet vardı. Arkadaşlar, eşya ile konuşmanız normal, sorun eşyanın sizinle konuşması. Yani sen duvarla konuşuyorsan bir sıkıntı yok. Yok, henüz ben duvarlı değil de işte şeyle, formalarla konuşuyorum. Ha, futbol topları var evde, küçük bir numara. Onlarla sohbetler eski maçlardan. Keşke onu çok iyi. Henüz onlar cevap vermiyorlar. İyi bir dinleyici oldular, henüz cevap vermiyorlar. Ben ömrümde hiç böyle bir dönem hatırlamıyorum. Yani şey olarak hatırlamıyorum. Tabii ki yaşanan şey çok distopik
resmen bir filmin içinde gibiyiz. Bunların hepsine artık kanıksadık Tuna'nın dediği gibi ama ben futbola dair bu kadar hissizleştiğim bir dönem hatırlamıyorum. Yani abi hiçbir şey hatırlamıyorum futbola dair neredeyse. Yani işte ben Fenerliyim, Fenerbahçe'nin bir önemi kalmadı. İşte transfer falan konuşan insanlar görüyorum. Şey geliyor aklıma. Ne transfer oğlum, dünya öldü yani. Hani hep sürekli aynı döngü içindeyim. İşte teknik direktör bakıyor Fener diye haberler görüyorum. Ne teknik direktör ya, dünya bitti diye. Kafamda bir dünya bitti şeyi var sürekli. Hep bu cycle'ın içinde geziniyorum. O yüzden şu anda futbolla alakalı ne konuşulabilir? Ya konuşmaya çalışanları görüyorum bu sırada. İşte Vole TV'de falan, işte Serdar Ali Çelikler falan çıkıp anlatmaya çalışıyorlar. Tabii adamlar bu işten para kazanıyor. Bizim gibi karın tokluğuna yapmıyorlar bu işi. Ama yani çok benim çok acayip ki bu işten. Ya özür dilerim, sana daha bir bütçe ayarlayamadık ama özellikle konuşmak istediğim bir konu var ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Finansal fair play'in kalkması. Teşekkürler. Ya bildiğimiz diyor konuyla alakalı. Hayır ya, o gelmediniz galiba daha. Yok yok, o yüzden durmadım. Çok doğru söylüyorsun. Şu yüzden durdum ben. Demin girerken söylediğim mesele vardı ya. Ben futbol dair neyi konuşmak istesem bir anda aklıma gelse ikinci olarak hemen şey aklıma geliyor. Dünya bitti, bana ne amına koyayım diye. Yani o yüzden şey kısmında kaldım. Abi evet, finansal fair play kaldırıldı ama baba futbol başlayacak mı ki kim neyin transferini yapsın? Abi niye başlamıyor bu? Altan Duran'da ölüyoruz abi ya. Futbolları patlatacaklar mı bir ay sonra yani? Ya alo. Bir saniye. Kardeşim, bir saniye ara. Grup grup bir şey yok mu be? Bir saniye, aramızda Nihat Özdemir var galiba. 6 Haziran'da başlayacak bilgisi geldi. Nihat Bey sizdeyiz. Başlıyor kardeşim. Başlıyor. 6 Haziran'da bu ligler her türlü olacak. Seyircili veya seyircisiz. Orasına henüz tam karar veremedim. 6 Haziran çok geç abi ya. Gerçekten ya bu... ben artık top, seni krizi getireceğim. Antrenman yapmaya da böyle 20 Mayıs civarı başlarlar. Yani 6 Haziran normal, ideal, güzel bir tarih gibi geliyor bana. Bilmem siz ne dersiniz. Ya bak, bakın ben size durumun sıkıntısını şöyle söyleyeyim. Burak beni anlar, eski bahisçi. Arkadaşlar ben geçen gün Nikaragua Ligi'ni izledim. Takımların adını söyleyeyim mi size? Yok. Real Madrid. Real Madrid. Real. Evet, Real Madrid. Sembolü falan da benzetmeye çalışmışlar yani. Real Esteli diye iki takım oynadılar. Stadyum yok, çayır var. Kale ölçüleri büyük ihtimalle mezureyle ayarlanmış. Çünkü kalenin biri büyük, biri küçüktü. Bak, futbolsuzluktan ben bu hale gelmeye başladım. Bu arada, o yüzden seyircili mi oynanacak, seyircisiz mi oynanacak umurumda değil. Yani ambulans bile olmayabilir statta. Statta dahi oynanmayabilir, umurumda değil. Top oynansın. Bu arada son dakika bilgisi, Boris Johnson yoğun bakıma alınmış. Boris Johnson tweet'i ve tabut taşıyan adamlar görüyorum. Kontekst, tabut dünyanın en iyi hesabı ya. Keşke benim olsaydı. Müzik inanılmaz bu arada. Bence programın arkasında bunu çalabiliriz. Burak'cığım bu iş sende. Evet doğru. Sinema full çalsın değil mi? Sürekli kendini tekrar etsin. Evet. Ya şey söyleyeceğim bu arada. Hani artık futbola dönmek istiyorum. Dün Dünya Kupası finalini izliyordum. 2014. Öncesinde yarı finaller vardı. İşte Almanya-Brezilya maçını izliyorum. Abi Almanya'nın Brezilya'nın stoper ikilisi Dante ve David Luiz. 7 değil 17 yemesi lazımdı. Almanya gerçekten insaflıymış. Maçı tekrar izleyince. Ben o gece anımı anlatayım mı size? Anlat. Şimdi o gece maçı izliyoruz. 1, 2, 3, 5, 7. 7-1 bitti Almanya. Sonra Twitter'dayım. Bütün gece Twitter'da nöbet tuttum. Çünkü Pele'den gelecek olası ölüm haberini bekliyordum. Kahrından ölür diye. Hatta Brezilya'daki büyük hastaneleri araştırdım. Onların sosyal medya hesaplarına girdim. Brezilya'daki büyük haber kanallarının sitelerinde gezindim. Bayağı sabahlara kadar ama haber gelmedi. Portekizce öğrendim bu boşlukta.
Böyle biraz çözdüm hani pele, ölüm, yoğun bakım, hasta bunları çözdüm ama alamadık bu haberi. Hala yaşıyor kral. Ya buna yaşamak denirse... Bir şey soracağım. Arkadaşlar, Pele balon mudur değil midir? Muratcan sendeyiz. Pele abi balon şöyle değil. Zeplindir. Onu söyleyeyim. Yani offside yok, defans yok. Top desen yuvarlak bile değil neredeyse. 60-1200 tane gol halı sahada attıklarını da saymış. Ulan offside 1911'de geldi. Offside 1911'de geldi. Namussuz herif. Abi sen Brezilya Ligi'nden falan haberin yok galiba senin. Adamlar bak adamlar 2000'li yıllarda kale filelerini takıp arkaya germeyi falan akıl edemediler. Sen offside. İnanılmaz haklı ya şu an. Abi balıkçı ya, filesi gibi kale ağlar. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu istatistiği kim tutmuş mesela? 1950'lerde. Hakikaten ya. Kim tutmuş abi? Bir sezon 4 defa saysa biri kimse aa hayır yanlış saydın diyemez yani. Ya 1200 gol abi saçmalık ya. Messi ya adamı... 20 senedir izliyoruz. 1200 tane atmadı. Ronaldo da atmadı. Ya evet, biri atacak olsun. Oğlum. Messi atardı zaten yani. Aynen öyle ya. Çocukluğunda attığı golleri saymış neymiş 1400 yapmış. Ya hadi hepsini geçin. Lewandowski atardı ya. Adam 15 dakikada 22 tane gol atıyor. Aynen öyle. Halı saha liginde. Bak bunun diye... saha ligi de Bundesliga bu arada. Bilgilendim. Şimdi kalbini kırarım. Onu söyleyeyim. Bunun bir de bu Pelé'nin şeyi var. Bir de torunu var. O da 1200 tane gol atmak için gezmediği halı saha takımı kalmadı. Bilirsiniz siz onu. Romario mu? Kim o? Evet. O da 1000 gole falan ulaştı şeyleri vardı. Ulaştı ama yani artık şeydi. Kurafeleri de ulaşıyordu. Şöyle düşün. Yürüteçle falan oynuyordu sahada artık. Yani o halde. Adam 1000 tane gol attı da sor nasıl attı şimdi ya. Şöyle şimdi ben mesela futbolcuyum. 10 yaşında bu spora başladım. İşte profesyonel oldum. En iyi kariyerimde en iyi dönemlerini geçirdim falan. Belli bir yerden sonra vücudum artık o eforu göstermiyor. Bırakacağım. Şimdi benim orada 600 golüm varsa ben gidip 400 tane atmak için kapı kapı gezmem lazım. Brezilya'da adam elinde valiziyle geziyordu ya. En son beni buldu rahatladı. Rahat rahat uyur. Bunlara gerek yok abi futbolda. Lütfen. İnanılmaz. Sen bence Brezilya'yı sevmiyorsun. Abi ben niye Brezilya... Şimdi benim Brezilya'yla ne gibi bir alıp veremediğim olabilir yani. Senden ben anladın acayip mı? Arjantin enerjisi alıyorum ya. Ben Arjantinciyim. Onu herkes bilir. Bu bilinen bir gerçek. Ama benim Brezilya nefretim yoktur. Ben Arjantin'i severim. Bak Brezilya'da mesela Ronaldo gerçek olan. Şimdi müthiş bir adam. Bunu sevmemek için futboldan nefret etmek gerekiyor. Benim öyle bir derdim yok. Ben sadece hani bazı şeyleri tadında bırakmak lazım. Pele 1000 tane gol atmak için 30 sene top oynamış. Yok oraya buraya. Romario keza öyle. Ya sen Barcelona'da oynamışsın. Bırak işte 33'te bırak abi. Şöyle düşün. Ronaldo tamam çok saygı bir adam. Ya bu adam 40 yaşında geldi Akhisar'a sırf 1000. golü atmak için. Ya yakışır mı be? Ya valla bizim başımızdan bunun tam tersi geçtiği için yani Aykut Kocaman kendi rekoru kırılmasın diye Alex'i gönderdiği için bana her şey olur artık ya. O konuya senin yani senin açıklama getirmen lazım bir Fenerbahçeli olarak. Açıklama yok canım daha ne açıklama yapacağım ya. Ben bu kadar sinsi bir adam görmedim ya. Allah Allah. İnanılmaz bir herif yani. Aynı fikirde olan bir Fenerbahçeli görüyorum şu an ilk kez. Çok 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 sinsi yani inanılmaz bir herif. Ama bir konuda haklıydı. Kan yok kardeşim. Yani. Alın yine, derin nefes alın. Sen yine tahrik etmeye çalışıyorsun ama tahriklere gelmeyeceğiz. Tahrikle alakası yok. Kan yoktu abi. Oraya bir şey gelmiş olsa ağır cisim bayılacak kadar kanar orası yani. O geç yani o işleri. İçeri yürüyerek gireceksin. Ondan sonra tabutta çıkacaksın. Abi bahsettiğin adam 65 yaşında. O adamın kafasına su döksen ölme riski var. Bir kere Trabzonlu. Sinirden ölebilir yani.
Dikiş atılması gayet normal. Oğlum ben dikişten bahsetmiyorum ki. Bayılacak kadar bir şey gelmemiştir. Abarttı orada. Abi nereden bileceğim bunu ya? Buna nasıl bir hüküm getirebilirsin? Söyleyeyim abi. Aynı metabolizma, aynı yaşlar. Yok yok söyleyeceğim bekle. Aynı metabolizma, aynı yaşlar. Siz Zico'nun kafasına o kapalı numaralı tribünün tamamını attınız. Adam girmedi içeri. Bir şey olmadı. Gerik Gerets'in kaşı açıldı. Adama bir şey olmadı. Bizimkine bir tane peruk geldi. Bir tane madeni para geldi. Pat diye yere düştü. Kardeşim bak adam Trabzonlu diyorum zaten. Adam zaten Kadıköy'e gelirken geriliyor. Gerim gerim. Vücudu normal çalışmıyor. Vital bulgular stabil değil adamda. Vital bulgular adam, stabil değil. Adam bak 25 milyonluk bir camiayla kavga ediyor ya. Çok talihsiz açıklamalar Burak Kılıç. Yani... Ya senin bu Şenol Güneş'i sen... alıp veremediğin ne? Şenol Güneş'in Fenerbahçeli'yi alıp veremediği var. Adam Trabzon'u sadece Fenerbahçe maçlarında tutuyor. Böyle bir karakter olabilir mi ya? Bordo mavi adam sadece orada giyiniyor. Hem de Beşiktaş'tayken. Bu büyük... Bak bu büyük yanlış. Abi adama veriyorlar kıyafeti giyiniyor. Sen de şimdi burada... Nereden bilsin adam? Sponsordan gelmiş kıyafet işte açıklıyor. Ya aynen nereden öyle. Bilsin? Renk bu körü. Adamın 18 senedir kıyafetine taktınız be. Kuçum konuş. Burak takım sen güncel gibi başladın kardeşim. Kimi yeniyordu? Saçı diyordunuz. Takım Brezilya'yı yeniyordu neredeyse. Kravatı dediniz. Gruptan çıktı ceketi dediniz. Ha. Geldi Beşiktaş'ta da benzerlerini yaptı. Ki daha yani nispeten daha zor bir iş yaptı. Ama yine işte bir kulüp buldunuz. Bu adam Türk futbolunun en büyük hocasıdır. Ya sen dünya üçüncülüğü... Bak dünya üçüncülüğü madalyasını bırak o maçı izleyemiyordun lan 10 sene önce. Senin televizyonun vermiyordu be. Doğru TRT almıyordu oyunları. Neden? Çünkü sende zaten öyle bir şey yok yani. Kim izleyecek diyor. Ondan sonra hangi seneydi o? İran-Nijerya maçını hepimiz izledik burada. Hayatımda futbolu daha kötü bir şey izlemedim ya. Dünyanın en iyi maçı. Olsa izlenir. Allah bunu nasıl 900 dakika izlerim. O ayrı mesele. O ayrı mesele ama hayatımda daha kötü bir şey izlemedim. Hadi o zaman madem konusu açıldı izlediğiniz en kötü maçları sayalım İran-Nijerya'dan sonra. Ben girebilir miyim? O çok başka bir seviye çünkü. Tabii. 2014 Dünya Kupası Türkiye saatiyle gece 3.30 Fildişi sahilleri Japonya maçı. Abi Dünya Kupası... O maç kötü olamaz ya. Şu an öyle geliyor bak. Burak sana şu an öyle geliyor. Size o zaman 2014 Dünya Kupası'ndan bir hikayemi anlatayım arkadaşlar. Adımlarla programı devam ettiriyor. Fıkralarla Skolar Gülleri. Skolari konuşuyor. Abi şöyle, biliyorsunuz ben bir dönem bahis batağındaydım. Çok şükür kurtuldum. Twitter'da bir tane caps düştü önüme. Milyoner'den bir kupon oynanmış. Yunanistan galibiyetini oynanmış. Yunanistan Fildiş sahilleri maçı. Ve Milyoner bunu kazandı olarak kabul etmiş. Maç skorunu da 2-1 tescil etmiş. Maçtan bir gün önce. Ben de tabii ki her gördüğüm işaret olarak değerlendirdiğim için hemen 2-1 skor oynadım. Biraz da yüklü girdim mevzuya ve legal bir şekilde oynuyorum bu sıra. 1-0 Yunanistan öne geçti. 1-1 oldu maç. Ben tabii evde böyle sıkıntıdan geberiyorum. Param yanıyor çünkü. Dakika 90 penaltı. Yaklaşık 10 dakika eve girmedim. Telefon falan evde bıraktım. Dışarıda gezdim. Geldim. Milyoner'den paramı çektim. 2-1 bitti maç. Dünyanın en Milyoner viral alsam bu kadar para vermezdi öyle söyleyeyim. Çok enteresan hikayeymiş ama bu ya. Hani yani enteresan hikayeymiş. Nasıl? Ya yok enteresan falan değil ya. Burak, yok değil abi. Şey Tuna sen şahitsin yani. Hepimiz ofisteyken dinleyenlere söyleyeyim çok kısa. Burak bir gün geldi abi maç var dedi. Dedik yandık. Ne maçı? Ben abi şikeli maç var. Türkiye Kupası maçı dedi. Dedim. İlk yarı 1, ikinci yarı 2 dedi. Takımlardan biri Eskişehir Spor muydu? Kimdi? Karşıyaka mıydı? Hayır. Karşıyaka. Karşıyaka'ydı galiba. Oğlum dedik olur mu öyle şey falan. Oran 35.
Ben 39'dan aldım. Ben sen 35'ten aldım. Ki... 19'dan aldın oğlum. Pardon yakalayamadım. Doğru, patır patır düşüyordu. 19'dan aldık neyse. Ben bir de 5 lira falan attım yani. Keyfini attık. Abi ilk yarı bitti 1-0. Güzel. 1 geldi. İkinci yarı başladı. 2-0. 2-1. 2-2. 3-2. Patlıya geldi maç vallahi yani. Biz o sırada katiyen çalışmıyoruz. Hiçbiri asla çalışmıyoruz. 90 dakikada Vodafone'da herhangi bir işlem yapılmıyor. Adamın hattı kapandı. Anamıza söylüyor. Kardeşim gelecek parayla ben aboneyi açacağım. Aboneyi yol versin bana. Ben bekliyorum. Borcunu ödeyeceğim ben. Abi tabii ki şike dönüyor yani. Bağır çağır dönüyor. Yo tabii o. Ya oralarda zaten hiçbir şey yok, şüphem yok da böyle Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda ben çok ihtimal vermiyorum ya. Yani ben size bir şike maçı söyleyeyim mi? En azından kazanma kaybetme maçı değil ama. Maç söyleyebilirim. Yani şey böyle skor, bende de bir tane var. Onlar çok zor geliyor bana yani. Abi şöyle söyleyeceğim sana çok kısa. Geçen sene mi önceki sene mi? 7-2'lik miydi? Kaç bitti o maç? Rize'deki Beşiktaş maçı. Evet. Abi maçın artı 7'si 5 ile açıldı bir xbet'te. Bak şey olarak söylemiyorum bunu. Takım kazanırda bir sıkıntı yoktu. Golde sıkıntı vardı. Ya artı 7 gol 5 ile açılmaz. Ya imkansız bir şey bu yani. Başta bir 7 daha gol olurdu abi de yani. Ya olurdu da maç öncesinde hani beklersin çok bol gollü maç olacak diye. Bu normaldir. Ama artı 7'yi 7 orandan açarsın. 8'den açarsın. Standart zaten 12'dir onun. 5 ile açılmaz. Bir eskiden 20 ve yani böyle ya. O zaman çok iyiydi. Tabii ya. Ya burada çok acayip bir şey yani. Istiyorum. Ya bir şüphet olduğu için sadece orada şüphelerim var. Ya bunlar şöyle bir terörist aldığımız Ruslar abi. 1.80'den alıyoruz mesela bahisi. Ama böyle hayat karartacak para basmışız. NBA'de oyuncu bahisi. Yatıp uyuyorsun. Sabah kalktığında kupon tutmuş. Ama 1.01'den onaylamışlar bahisi mesela. Bunlar böyle bir of şey. Artı 5.000 lira para bakıyorsun. Kurum. 1 lira kazanmak için 5.000 lirayı sokağa atıyorum. Çok mantıklı. bir hikayeyi daha anlatayım size. Artık anılarla gerçekten şey oldu. Anılarla Taner günleri. 2013 falan yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Ligi akşamı. Saat... erken maçlar işte 8'deydi o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam. 7.30'daydı pardon. CSKA Moskova Roma ve hemen arkasında da şey vardı. Schalke Chelsea. Almanya'da maç. Kıbrıs'ta bir arkadaşımız var bizim. Futbolcu olmaya gitti. Olamadı. Bahis şirketinde işe girdi. Adamın bize attığı mesaj şuydu. CSKA Moskova maçı 1-1 bitecek. Chelsea de handikaplı kazanacak. Biz MS 0 ve CSKA maçında MS 0, Chelsea maçında da handikap 2 oynadık. Roma da 90 artı 3'te attı golü. Saçma sapan bir gol. Şeye benziyor bu. 4-3'lük Fener Beşiktaş maçında Tümer'in kare ve ortaklığında bir attığı bir gol vardı. Ona bir kimseye dokundu mu dokunmadı mı ağlaya zırlaya birilerine yazdırdıkları gol. O maça benziyordu mesela. Bu da geldi. Total oranı söylüyorum 19. Bunlar Şampiyonlar Ligi'nde de yapılıyor abi. Bunu şey yapamazsın Tunacığım. Reddedemezsin. İşte bilmiyorum hani bu kadar rahat yapılıyor olabilmesi bana hani rahattan ziyade şey bilinebiliyor olması bana çok kolay gelmiyor yani. Hani onları bir yerde illaki zaten müdahale ediliyor. Çok basit yani hani geçen programda konuştuğumuz Braga Fener maçı işte Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı falan bunların hani yani ve bunlar gibi bizim bilmediğimiz bir ton maç vardı zaten. Ama yani hani bunun öncesinden bilinebiliyor olması garip geliyor bana mesela. O zaman biz Braga Fener maçını da öncesinden biliyor olmamız lazım. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod. Tamam.
Taner'in Güller'inde ikinci bölümden tekrar merhabalar. İkinci bölümde bu kez unutulmaz aşklarımızdan bahsedelim diye düşünüyorum. Ve en aramızdaki yaralı olan Muratcan'dan başlayacağım. Muratcan, bu korona günlerinde hiç Gomez'i aradın mı? Gomez ne yapıyormuş? Cepten aradım. Abi her gece yatmadan fotoğraflarına bakıyorum. Yani bu biraz sevgilimle aramı açtı. Yalan yok. Biraz kıskançlığa sebep oldum. Ama herkesin yeri ayrı. Yani öyle de bir şey var. Sonuç olarak şimdi benim kız arkadaşım 28'den gol atamıyor ligde. O yüzden ben ama şakasız şunu söyleyeyim. Şakasız. Her gece işte Uçmalı olsun, Tuna olsun, bir çok sevdiğim arkadaşım var Ömer. Ömer olsun. Herkes bana böyle fotoğraflarını yolluyor, haberlerini yolluyor. Onun sağlık durumuyla alakalı şükürlerimi iletiyorum. Anıyorum her gece. Geçen gün saat 2 falandı. Burak yazdı Uçmalı. Görsel atmış. Gomez'in imzalı fotoğrafı. Sen diyor seversin, al duvarına as. Sana yan yaramaz. Allah'tan herken şunu merak edersin ya. Ulan bir işte şu vardı ne yapıyor, bu vardı ne yapıyor. Şimdi herkes evde onu biliyorsun. Adamın da evde olduğunu biliyorsun. İçin rahat. Geceleri rahat uyuyorum yani abi. Ya gerçekten de Gomez'in senin bu sevgini bilmiyor olması çok büyük bir eksiklik. Öğrenir, öğrenir. Biz onunla ilgili çok güzel planlarım var. Jübile maçı ayarlamak istiyoruz kendisine. Kalede Tuna. Jübile maçına davet edeceğiz. Hani gelmezse kendi bilir tabii. Çünkü artık bu saatten sonra futbolda kalmadık. Devam eder mi diye düşünce ben etmez diyorum. Güzel Vodafone Park'ta bir maç yaparız. Çağırırız istediği eşi dostu. Kur'an'yı, Muran'yı, Beck, Hilbert. Bakalım. Kur'an'yı bir kaleye Tuna geçer. Adam eksik olursa ben de oynarım. Öyle şey yapacağız. Yani girişimlerimiz sürüyor. Onu söyleyeyim. Haber burada müjdeli haberi vereyim. Kur'an'yı, Muran'yı, Ernst, Hilbert. Güzel kadroymuş. Bir de Beck. Andreas Beck. Oyuncunun 6.6 oynayacak değil mi? Jübile maçında da. Aynen öyle. Hemen Türkçe'yi öğrenecek. Türkçe röportaj verecek. Bu gibi şeyler. Ya hazır Almanya siz semalarına çok... Bir saniye Burak'cığım, sözümü kesme be kardeşim be. Bırakın biraz da Beşiktaş'ı konuşalım. Hazır Almanya'ya kadar gelmişken bir de canım hocam Christoph Daum'u anmayalım mı be? Gerçekten çok özledim canım hocamı. Geçen gün internette bir şey gördüm. Daum maskesi yapılmış. Düz kim otomatik kokoyu mu çekiyor? Burası babası çocuğu mucuğu yaptırmaz da o maskesi kim yaptırmış ya? Bilmiyorum. İnternet sitesinden satışa çıkmış. 9 euro. Gerçekten alacağım. Alalım abi. Öyle maskenin maskenin bu burun bölümü açık mı? Açık tabii. Kimin de yok herhalde. Maskenin özelliği var. Yolda yürürken duran toptan gol atıyorsun. Böyle bir maske. Ön direkte Gökhan Gönül oluyorsun. Arka direkte Selçuk Şahin. Bir takım Luciano'lar. Dünyanın en iyi hocası abi. Saçma sapan konuşmayın. Guardiola'ymış falan. Onun da annesi ölmüş. Rahmetle anıyoruz. Toprağı buluruz. Allah. Ama Allah herkesin olmasın. Hayatından bir Alman geçmiş anladığım kadarıyla. Burak için de Daum. Benim için Mario Gomez'dir. Tuna için. Tuna için kim acaba? Mustafa Doğan. Berkan Göktan. Abi bizde oynayan Almanların hepsi iyiydi ya. Baktığında hepsini, yani hiçbirini kötü anamıyorum, o yüzden hani tabii az andıklarımız var ama yani. Beck olsun. Hilbert olsun ama yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Andreas Beck bu ülkeye iz bırakmış biridir. Ya en azından Volkan Şen'in sırtına iz bıraktı. Kardeşim, hak ettiğini buldu mu bulmadı mı? Ne? Hak ettiğini buldu mu bulmadı mı? Sayın Volkan Şen. Ya Volkan Şen'in hak etmesinden ziyade adamın sırtına izinsiz dövme yapmak nereden bakarsan bak kanuni değil yani. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. O pozisyonda hiçbir şey yok bu arada. Tertemiz ya pozisyon. Ya bu da çok aldı. Bu da Ahmet abinin Vebo ile Epriano pozisyonuna ettiği laf gibi yani, tertemiz pozisyon. Vebo'nun pozisyonunda da bir şey yoktu ki. Adam kulak ameliyatı yapmak istemiş. Oydu değil mi o? Kardeşim ne var? Adam biraz yükseğe zıpladıysa. Genetik fark abi.
Sıcak iklimden geliyor. Kaslar çıkıyor lan bu. Hasbinallah ve la kuvvete illa billah. Yani evet. Ne oluyor lan? Kırmızı kart yok. Kırmızı kartı yok olsun değil mi? Oyundan kaldırılsın. Abi bak, kırmızı kartlık bir şey değil. Oğlum kırmızı kart Türkiye Ligi'nde zaten tedavülden kaldırılması lazım bu melolu sezonlardan sonra. Yani. Ha konuş. Madem göstermiyorsunuz, niye taşıyorsunuz kardeşim ya? Adam burada 4 kişiyi biçti bir maçta. Ya tekme tokat ha, yani sadece böyle çelme falan değil yani. Dirsek, yumruk, ittirme, kaktırma hepsi var. Adam hala sarı kart görmüyor yani. Sonra hakem cebinde bir kart taşıyor, renklilik olsun diye. Filmi boyu reklamın burası. Ben bir şey söyleyeceğim. Benim futbolda değiştirilmesini istediğim bir iki kural var. Onları paylaşabilir miyim? Evet, güzel. Evet, Cafer'i de bağlıyorum şu anda. Hazırsanız paylaşıyorum. Abi birincisi kesinlikle taç kullanma sürelerine sınırlama getirilmesi. Oyuncu taç kenarında topla buluştuktan en fazla 5 ya da 10 saniye sonra oyuna sokmak zorunda olsun. İkincisi out'a çıktıktan sonra en fazla 20 saniye içinde yine kaleci topla buluşunca oyuna sokmak zorunda olsun. Benim yani bu oyuna topun geç girişleriyle büyük derdim var. Çünkü hiç hoşlanmıyorum sürekli zamanın geçmesinden. Offside'da alakalı da bir isteğim var ama onu... Bence offside'in komple kalkması lazım bu arada. Oldu. Bir tane adam var orada. Bak ileride bir tane adam var. Tut onu ya. Yapacağın başka hiçbir şey yok. Sahaya çıkmışsın. Sana belirli görevler verilmiş. Rakibin bir tane santraforu var. Tut birader onu. Yanında dur ya. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Offside kuralı bugün kalksın, yarın Pele futbola geri döner. adama taktı ya. Taktım oğlum ben ona, taktım ben. O çocukluktan beri takıp duruyorum. Hatırlarsan Muratcan, bunu Pele'yimiz Bodrum'da da konuşuyorduk. Starbucks'ta otururken, yapıştırırken. Pele'yi ve Pele'nin ailesini anıyorduk. Evet. Şimdi ben bir şey anlatmak istiyorum müsaadeyle. Tabii ki. Pele nefretini biraz açmak adına. Sebebi şu, çok kısa anlatacağım. Maradona 2000'li yılların ortasında sonlarına doğru bir reality show yapıyor Arjantin'de. Tabii ki yıllardır hangisi daha iyi, şu mu bu mu konuşuyor falan. Hiç Maradona'nın tarzı olmayacak bir şekilde de Maradona bunu programa davet ediyor. Hani şey mesajı, aslında biz ikimiz de çok iyiyiz, işte ayrım yok falan filan. Yayında da bunu söylüyor. Diyor ki işte ikimiz de iyiydik, bir numara yok, bir kazanan dünya futbolu falan, böyle hayat bayramı olsa bilmem ne. Ya adam program bitmiş, reytingler taban tabii. Gelmiş içeride şeyde, kuliste diyor ki ya diyor hani güzel programda iyi konuştun, hoş konuştun, ben daha iyiydim senden diyor. Yaşından ortalık dağılmış. Falan bilemezsin yani. Yaşından başından utan ya. O adam seni çağırmış oraya, gel. Bunun prodüksiyon kanadı var. Senin uçak biletini almış, ağırlamış, oteline konaklaması bilmem ne. Gelmişsin adamın şovundan sonra kuliste adama posta koyuyorsun ya. Böyle bir şey olmaz. Peki. Ben bu yüzden Pele'yi sevmiyorum. Peki bu mu yapacağım size, hazırsanız? Eyvah. Hadi bakalım. Patrick Vieira mı? Patrick Vieira mı? Claude Makélélé mi? 150 milyar kere Vieira abi ya. Futbol yani ayağı daha iyi olan adamlarla oynandığı sürece Vieira yani. Muratcan? Soruyu ben cidden komik karşıladım. Cidden Patrick Vieira yani. Makélélé daha çok iyi bir hamaldı ama 5 metre ötesinde de atamıyordu. Abi Arsenal şampiyon yapmış. Adam abi, yani. Öyle ya. Diyorum, öyle bir camia bunlar. Evet, öyle bir camia. Cümle içinde kullanamıyorsun ya. Adam cumartesi tamam. Günleri Beşiktaş pazarında hamallık yapıyordu ya Makélélé. Neyse sevindim bu cevapta. İşte o tam bu yüzden Makélélé diyorum abi. Yani Gençler Birliği'nde oynayan oydu abi. Ya abi hadi ya. Evet tamam, Gençler Birliği'nde oynasın zaten. Aynen. Yani Makélélé ya. Yok, ben şimdi kısayım ya. Kısalarla daha büyük empati kuruyorum. Bir bumu. Evet. Makélélé mi? Gattuso mu? Kim? Gattuso mu? Makélélé mi? Aa orada Makélélé canım. Sabaha kadar Gattuso. Sizlerin siz ya. Niye Makélélé?
Siz çıldırmışsınız ya. Tekme atmak için top mu oynanır ya? Gitsin kickboksçu olsun o zaman. Siz delirmişsiniz ya. Veli Kavlan İtalyanca bileni. Hadi İtalyanca abi, bildiğine hadi. De inanmıyorum da. O da ayrı bir mesele. Sicilyalı çünkü. Okuma yazması adam yok. Bir defa, adam bir defa Sicilyalı lan. Her türlü yani. Her türlü Gattuso. Sonra Sansolin... Şey Sansolin ne ya? Sen andı herhalde. Söylemeyeceğim neyse. Sansoli sigara firması gibi. Abi bir şey diyeceğim. Deminki muhabbet dağıttığınız zaman ciddi futbolu değiştirmesini istediğiniz kural yok mu? Abi ben offside'in kaldırılmasını istiyorum. Oğlum, radikal kurallar değil ya. Kesinlikle yere yatan ve sakatlık sebebiyle dışarı çıkan oyuncunun belli bir süre dışarıda kalmasını istiyorum ben. Tuna kesinlikle ya, katılıyorum. Kesinlikle. Ya batırmıyorsa yatsın abi o zaman ondan sonra yani. Yani aynen maksimum abi, 3 kişi falan yatar yerde yani. Aynen öyle. Buna ben hatta hastaneye kaldırırız madem o kadar sakat. Ya abi, bak bir şey söyleyeceğim. Murat. Abi. Ha. Söyle Burak sen değilsin. Öyle. Öyle. Abi ya hepimiz futbolu az çok izliyoruz. Ya benim asıl derdim şu. İşte İstanbul deplasmanına gelen köy takımları. İşte atıyorum Sedat Ağaçay. Çok severim kendisini bu arada. Sedye'de kırmızı çok, kart gören çok. İlk topçudur. Kırılması imkansız bir rekora imza atmış bir adam. Müthiş bir adam ya. Ya bu adam saçı mesela güzel. Yerde yatıyor abi. Kıvranıyor. Sırtından bıçaklamışlar gibi. Hatta bıçağı sarmışlar. Çevirmişler içeride bıçağı. Öyle yatıyor yerde. Sanırsın Bedir Baykal. Ha, oyun durmuş. İşte kenara gidilmiş. Sular içilmiş. Oyun devam ediyor abi. Kenara gelmiş. 10 saniye sonra oyuna giriyor. Hiçbir şey yok. Daha yeni ilk defa sahaya çıkıyormuş gibi. Koşuyor ya. Birader az önce sen ölüyordun ya. Az önce elektroşokla hayata döndürüldün. Bu adam mesela 10 dakika dışarıda kalması lazım. Kesinlikle. Benim korona olan adam 14 gün karantinada yaşatıyorlar ya. Aynen öyle ya. Bunun bir kontrolü olmalı. Benim değişmesi ayrıca bu bir kural var. Şöyle son birkaç senedir yeni bir kural geldi ya biliyorsunuzdur. Eğer maçlar uzatmaya gidiyorsa uzatma devrelerinde bir tane daha oyuncu değiştirme hakkın oluyor. Eğer 3 değişikliğini yaptıysan 4.'yü hak kazanıyorsun. Evet. Abi bu yani niye illa uzatmayı bekliyoruz? Bence 4 tane değişiklik hakkı da olabilir. Bu bir. İkincisi de şu. Bu hiçbir zaman bana mantıklı gelmedi. Çünkü standardı yok. Mesela İtalya'da ilk 11'in yanında 9 tane yedek alabiliyorsun. Türkiye'de işte 7'ydi 9 yaptılar. Bu sayı mesela işte her lige göre değişiyor. 7'ydi bizde eskiden. 7 olan var, 9 olan var, 12 olan var. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar bütün maçlarda sadece 7 tane yedek alabiliyorsun kadroya. Finalde 12 yedek alabiliyorsun mesela. O da garip. Aynı organizasyon halbuki. Ben de bunun sabit 10, 12, 9 neyse arttırılması gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'de bir ara 5'ti ya. Evet abi 16'ydı. Ya şey eskiden sanırım Türkiye'de falan her yerde 16'ydı yani. Benim bildiğim o şekilde. Abi 16 ne yani? Mevki yedeğe yetmez yani. Abi zaten bir tane kaleci alıyorsun mecbur. 4 tane yedek attın mı? Aynen öyle. Bir de bu oyunun oynanışını, tarihsel sürecini etkileyen bir şey değil. Yani kenarda 20 tane de adam olsa bir şey değişmiyor oyunda, oyun içinde. Bence bu bir standarda oturtulmalı, şakasız. Bunu söylüyorum. Evet, çoğu ya eskiden 18'di, şimdi 21 falan. 21 olması daha mantıklı. Ya takımlar için de, oyuncular için de daha mantıklı. En azından hani dışarıda 3 kişi oturacağına hani her an oyuna girebileceğim kafasında 3 kişi kulübede oturuyor. Benim oyuncu değişikliği tek tavsiyem ilk yarı 3, ikinci yarı 3'tür. Değişsin abi. Adamlar niye oyuna girmiyor? Niye sınırlama var ki? Baskette bench'te oturan giriyor oyuna. Bütün oyunlarda bench'te olan giriyor oyuna. Voleybolda da öyle. Olan girsin. Oyundan çıkan tekrar girsin o zaman. Bak buna süre kısıtlaması getirilirse olabilir. Mesele o zaten. Mesele süreye sadık kalınmış. Kardeşim burası ek sözlük pazar ligi mi ya? Yok abi oyuncu değişikliği 3'se 3, 4'se 4 bence. En baştan olmalı. Mesela yani hani uzarsa artı 1 vermek falan bana o da saçma geliyor yani. Baştan art o zaman 4 yap. Aynen öyle abi. Niye bekliyorsun ki yani? En baştan 4 de buna.
Bir de abi bunu sen arttırınca cebinden para mı çıkıyor yani? Ben onu anlamıyorum. Cebinden para mı çıkıyor? Bu biliyorsun. Kıstası budur. Cepten para çıkıp çıkmaması. Doğru. Doğru, ben ikna oldum şu an. O kadar ya. Şu an biri bardağına viski koydu galiba. Buz sesi geliyor oğlum arkadan. Yok abi, bizden değil. Bizden değil mi? Çok çay koymuşsun ya. Yandaki yayında. Adam yani izleyici almış söylediği... yayında sesi açık. Tuna'nın söylediği demin de aklımdaydı, hatırlayamadım. Kesinlikle abi, uzun zamandır aynı şeyi düşünüyorum. Yani oyundan ya kesinlikle o işi sınırlandırma getirmesi lazım. 5 dakika bence çok ideal ya. Evet abi. Giremezsin abi oyuna. 3 iyi ya. 3 iyi, 3 iyi. Evet abi, 3 dakika iyi. Ya fark etmez yani, bunun bir adı olmalı bence yani hani. Evet abi, yerde yatıyor. Caydırıcı bir şey olması lazım yani hani. Adam 85'te yani 1-0 öndeyken veya 1-1 burada şey İstanbul'da deplasmana gelmişken hiçbir şey yokken kıvranıyorsa, o zaman o takım eksik kalmasın yani. Yani ya da 5 dakika eksik oynasın. Ya mesela... Yalnız aklıma geldi. Bak. Söyle Muratcancığım. Basketbolda şöyle bir ayrım var ya işte. Bir faul var. Düz faul. Vergi mükellefi faulü. Bir de sportmenlik dışı faul var, tamam mı? Şimdi sen burada şöyle yapabilirsin. Bir normal düz sakatlık. Bir de hani 3 dakika kenarda kalmayı gerektirecek sakatlık. Adam çünkü hakikaten yani sanki böyle uzun namlulu silahla vurmuşlar. Yerde artık son demleri böyle can çekişiyor. Statta izliyoruz. Ondan sonra hemen sedye falan istiyor musun? Yok abi, istemiyorum. Ulan az önce can çekişiyordu. Neyse, kenara yürüyor ağır ağır. 1,5 dakikada oradan çaldı. Giriyor yalandan bir soğutucu. O da zaten inanılmaz yani. İksir gibi. Sıkıyorsun, herkes iyileşiyor. Sıkıyor, sonra bir deparla içeri giriyor. Oradan topu alıyor, driblinge kalkıyor. Ulan 1 dakika önce yerde kıvranıyordu. Madem o zaman çok ağır sakatlık yaşıyorsan kıvranacak kadar, kenarda 3 dakika bekle. Bence böyle bir şey olabilir. Ya da çık oyundan abi. Bak buna, buna karşı çıkacak olanlar büyük ihtimalle şey diyecek. Bu sefer de niyet okuma var. Olur mu öyle şey diye. Abi adamın zaten niyeti o kadar belli oluyor ki. Yani bırakın da hakem de niyet okusun. Ya abi hakem hakemliğini yapsa ben de karşı çıkmam. Ben buna hakikaten niyet okuma diyerek karşı çıkarım. Var mı ki böyle bir şey? Ne? Böyle bir şey hakemin görev tanımında var mı? Yani ya işte zaten niyet... bu işte yalandan sakatlandı, yerde yatıyor. Ben buna, ona göre işte kart göstereyim, bilmem ne yapayım gibi bir şey var mı? Yok. Ya siz daha iyi biliyorsunuz da, bak mesela basketbolda bu biraz var. İkili temaslarda daha yoruma açık. Hakemlere en azından bu inisiyatif tanınıyor. Abi futbolda tanımıyor bu inisiyatif. Çok var yani. Basketbolda teması aldığında bile yeterli temas olmadığını düşünüyorsan hakem, teknik faul alıyorsun. Abartılı şekilde gösterdiysen yani. Futbolda bu asla yok. Hakem asla o hakkı tanımıyorlar. E hakem niye sahada abi? Ya tenis değil ki bu. Aynen, çizgi öyle. Geçtim geçmedim kontrol edeyim ben. Temaslı oyun. İdare, o yüzden oyuncunun niyetini de okuyabilir. Abi şeyi gördüm ben geçen gün. Collina'nın da Şüker'le miydi ya? Kimin neydi? İki tane oyuncu tartışırken araya girip diğer oyuncuyu iterek azarlamasını gördüm. Çünkü adam hakim aynı zamanda. Yani sahanın bütün kontrol adamın elinde. E bırakın herife gitsin istediği gibi yönetsin. Ya orada biraz iyi niyetle alakalı bir şey var yani. Hani yapman gerekeni yapmakla alakalı daha doğrusu. Hani başkasından talimat alıp maça çıktığı için bizim hakemlerimiz, o yüzden hani çok da şey olmuyor hani. Niyet okuma veya o tarz şeylere girmemek lazım Türkiye'de bence. Kural net olmalı, kuralı işletmeli. Buna bugün esti gülmedi be. O yüzden Tuna'nın söylediği doğru abi. Kesinlikle yani süre kısıtlaması getirilmesi lazım. Sakatlık mı oldu? 3 dakika, 5 dakika. Kalk kenarda. Gerçi bizimkiler 4. hakemle kavga edip o oyunu yine sabote ederler. Oyun durur. Hakem kenara gelir. Oyuncuya bir sarı kart gösterir. Hır çıkar. Abi, o süreyi yine yer bizimkiler. Şey, bu ülkede Şumudika adlı bir şarlatan var ya.
Abi onu hakikaten Abi adam en son Beşiktaş maçında tribündeydik Tuna ve Muratcan'la beraber. Bu yedek kulübesini sınırlayan çizgi var ya, onunla kavga ediyordu. Ya bir insan yani senin bir tane kireçlerini alıp veremediğin olabilir. Şey, Roman olmak için her şey mübah var ya. Bu adam için geçerli işte yani. Bu adam için kazanmak için her şey mübah bu adam için. Yeter ki kazanayım. Tesisatçı ya. Enteresan bir herif yani gerçekten. Ya. Ya. Garip de bir takım kurmuş, anladın mı? İzlerken şeyde zevk de veriyor yani takım. Ama hani futbolu adam biliyor mu, bilmiyor mu? Yoksa sadece oğlum çakallık çukallık mı bir şey yapmıyor, anlayamıyorsun yani. Futbolu biliyor olsa öyle bir takım kurmaz. Siz benimle demek istediğimi bir şey söyleyeyim mi? Takımın adı yanlış. Gaziantep bıdı bıdı olmasına göre Gaziantep R2. Takımın tamamı R2'ye basıyor. Ama bir tane Ruman mı ne aldılar ya bu devre arasında. Ne topçu ya. Ne vursa girdi ilk maç hatta. İki gol bir asist mi yaptı? Takımda sprint atmayan tek oyuncu gol atmaya başladı. Herifler o kadar çok koşuyor ki sürekli alt çizgisinde. Bu koşmuyor, gol atıyor. Abi sprint atamayan tek insan kaleci orada bu arada. Günay. Günay. Ha, geldi. Bu mu geldi. Hadi buyurun. Günay değil abi. Tahmin etmişsin. Hayır, öbür tarafı da muhtemelen. Ha, çok zor soru. Ama Karius ya. En azından bir Şampiyonlar Ligi finali falan görmüş. En azından ağlamaz gol deyince. Günay mı Karius mu diye? Ya ağladı. Soruyor. Evet. Evet. Net Günay canım. %100 Günay ben. Hiçbir şekilde Karius'la yönetmem ya. Ben yok abi, bu kadar kötü bir kaleci olamaz ya. En azından motive olur. Bu soru senin için. Diyarbakır Sporlu Şenol mu? Karius mu? Abi kesinlikle şey Şenol ya. Abi Şenol kaleciydi. Şenol'un yani Fenerbahçe maçları falan inanılmaz yani. En azından derbi kazandırır. Bu bir şey yapmıyor yani. Beyler peki biraz risk alıp bu soruyu sormak istiyorum. Ömer Çatkıç abi. Evet. Ömer Çatkıç kaleciydi. Ömer Çatkıç. Başlıyoruz. 15 Temmuz 2016 saat 8.30'da başlıyoruz tweet'i. Abi inanılmaz bu adam, bir şey Galatasaray'ın, ya. Galatasaray'ın, bir şey söyleyeceğim. Ömer Çatkıç Galatasaray'ın en az 3 şampiyonunu çalmış adamdır. Çalmış mı? Evet. Bir tanesini tabii ki. Bir tanesini Samyan'da yerine koydu ya, deli misin? Buraya at, buraya at diye. Abi, o ayrı da 3 tane de çaldığı var bak. Bu adam abi oynadığı maç 32 dakika falan oynanıyor. Hakikaten öyle. İlk yarı 22 dakika, ikinci yarı 10 dakika, öyle. Bu kadar çıkıyor yani. Bir maçta yine Samyan deplasmanındalar. Galatasaray böyle şey yapmış artık, boğmuş. Makineye bağlı yaşıyor Antalya Spor. Abi top, avuta gitti top. Top toplayıcı topu attı, beğenmedi, diğerinden istedi. Onu beğenmeyip öbürüne geri gitti. 2,5 dakikada bir avut kullandı adam. Böyle bir kral. Aşırı seviyorum. Tanıdık geldi. Yerli Bartes. Bartes de büyük balondur da. Of. 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 Ya onun neydi lakabı? Yağ parmak mıydı? Kimin? Bartes'in. Bartes, yağ parmaktı galiba lakabı. Bartes'in eli yok bence. Bal parmak. Reklam aldı ya. Bartes'in eli yok abi. Evet, ben yani 98 Dünya Kupası kazanan Fransa kadrosunun birinci kalecisi. Ama yani rezalet bir kaleci bence. Boyu kısa, ne yaptığı belli. Ronaldo'yu öldürmeye çalışıyordu hatırlarsanız Brezilya maçında. Abi o kadroda Dözali topun kaleye girmemesi için Bartez'den daha çok şey yaptı ya. Öyle abi. Sadece yedek... 11.'yi bulamadıkları için oradaydı. Yedek kalecileri kimin onların? Lama. Of. Uyuşturucu kaçakçısı Lama. Bu ne abi? Nasıl bulamamışlar ya? Normalde as kaleci Lama'ymış. Sonra davadan sebep temiz yüzlü abimiz Bartez'i geçiriyorlar. Abi sen kendisin, top çakalın var. Gidip muhasebeci falan olman lazım ya. Yine aynı isme geldik. Ömer Çatkıç. Gerçekten Bartez Fransız Ömer Çatkıç ya. Yani benzer yetenekler tabii. Bu arada yani düşündüğümde böyle benim hani
Dünya Kupası'nı kazanan takımlarda kalecilere baktığımda hep böyle şey, bir tık takımlardan alt seviyede kalan kaleciler var ya. Bu genel olarak böyle seyrediyor herhalde. Hani 2002'de Markov diye bir adam vardı. Aa, bu şey değil yani. Hakikaten kupayı kazandırdı. Kazandırdı diyen kaleci yok benim hatırladığım yani. 2006 İtalya'da Buffon mu vardı? Bir o var. Ha, bir o var işte mesela. Benim de aklıma başkası gelmiyor. Eskilere mi gidelim? Ay, yenilerden başla. Aa, bir saniye. Taffarel var ya. Taffarel'i alabiliriz ya. Ya kazan, Taffarel mi kazandırdı? Ya, olabilir abi. İnanılmaz. Ya şey, çünkü onların bir çeyrek final maçı vardı. Galiba Kolombiya maçıydı. İnanılmaz şeyler çıkardığı maç vardı. Yok, Kolombiya galiba değil. Galiba Kolombiya'ydı. Kolombiya elendi. 2000 bit maçları var çeyrek finalde. Oğlum, Kolombiya elendi. Hatta şeyde vurdular ya. Escobar'ı. Evet, Amerika'ya elendi. Kendi kalesine falan gol atıyordu. Sanırım gruptan da çıkamadı. Romanya maçında kendi kalesine gol atıp gruptan çıkamadı. Kamerun mu o zaman ya? Bilemiyorum abi. 2-1'lik maçları var sanki 94 Dünya Kupası'nda. Bu geçenlerde yeniden izledim. Çeyrek finalde bayağı bir şey çıkarıyor. Ama onun dışında da Tuna'nın dediği çok doğru. Hep yani bir istisna Taffarel var. 98 Barthez, 2002 Markov. Hayır, çok doğru. Çok doğru abi, çok doğru. Bir şey diyeceğim. 2002 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi finalde sıçtı. Kaan. Her zaman çok kötü bir kaleciydi. Zeppelin'de daha büyük bir balon ya. Çok kötü bir kaleci. İnanılmaz kötü bir kaleciydi ya. Şapka takıyor diye kaleci ettiler başımıza. Doğru. Çok abi, çok bence gülmüşsünüz. Yapmayın. Valla. Ben çok beğenirdim en azından. Senin hatırına görmeyelim. Ne diyeyim şimdi yani? Senin beğenilerin biraz sıkıntılı ama olsun yani. Çok sevdiğim için bir şey diyemiyorum sana. Ama bu işin kralı 2006 yani. Onu da söyleyeyim. Buffon. Ya adam da 2006'da abi yani. Buffon kaçıncı Dünya Kupası'nı görecek yani? Ya hayır ama şey değil mi? Çok büyük bir kaleci değil mi o kadroda? Ya çok büyük bir Dünya Kupası değil ama Avrupa Şampiyonası olabilir. 2004 Nikopolidis. Aa, evet, orada. O aldı ya resmen. Euro 2004 ya. Haris de yaz. Çok kötü ya. Otoro'ya gel, Allah belanı versin. Öldürdüm. Bunu değiştiren ya. Adam. Hadi buna Mourinho'nun da. Mourinho'nun atası. Yok, kesinlikle hayır diyemeyiz ya. Bu 10 yıl geriye gitti adam sayesinde. Allah razı olsun. 7 gol mü ne yapmışlar koca turnuvada? Allah kahretsin ya. Ya sizin içiniz bu turnuvadaki böyle bir şampiyonluğa el veriyorsa bir şey de diyemem yani. O da ayrı. Ben aşırı mutlu olmuştum ya. Yapma be. Valla. Portekiz mi olsaydı? Onlar finalde Portekiz'le... Ha, değil mi? Portekiz oynamışlardı finalde. Balon Figo'yla. Valla bir şey diyeceğim. Murat Can'ı seviyorum. Murat Can Rui Costa'yı seviyor abi. Evet. Hem grupta hem finalde yendiler. Finalde 1-0. Kariste yaz. Gekas var değil mi o kadroda? Yok. Gekas yok benim bildiğim. Yok. Gekas 2006 Türkiye kadrosundan mı vardı? Olabilir. O 4-1'lik şeyde maçta vardı. Maçta var. O maçta da Nikopolidis'in cenazesi kalktı ya. İyi ne kadar abi Nikopolidis bence yani. Performans çok iyiydi ya. Turnuva performansı yani. Hayır, bir şey. 7 tane maç oynuyorsun. Çok iyi oynuyorsun. Olabilir ama yani genel olarak iyi bir kaleci değildi bence. Mesela Rüştü de benim için iyi bir kaleci değil ama 2002 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisiydi. Rüştü. Evet abi ya. Bak, Rüştü. O konuda kesin benim fikrim yani. Çok objektif söylüyorum. Kesinlikle o turnuvanın şey kalecisi Rüştü'ydü yani. Evet. Kesin yani. En iyi kalecisi finalde sıçtı diyordun az önce. Hayır. Diğer kıyaslamalara göre. Yani şey, diğer dünya kupalarına göre 2002'nin en iyisi Kaan'dı. Seçilen oydu çünkü. O yüzden söylüyorum. Yani ödülü o aldı. En iyi oyuncu ödülünü almıştı galiba. Olabilir. Ama yani ben Rüştü'ye çok iyi bir kaleci değil demenize üzüldüm. Bence değil abi. Bence iyi ya. Bayağı da iyiydi yani. Yani daha iyisi çıkar mı bilmiyorum. Bir daha Türkiye'de hatta. Volkan Demirel var abi. Volkan Demirel var abi. Bir yok Volkan abi. Var. Bence değil yani. Volkan hakikaten iyi bir kaleci değildi bence yani. Abi Volkan... Sen Tuna, çünkü Tuna şey istiyor. İstikrar istiyor. Yani hep aynı performansı vermesini istiyor. Evet abi, kaleci de ona bakarsın ama yani. Kalecinin yani iki maç sonra sahana iki, yani gelen topa yatamama noktasına gelirse bir kaleci,
Ya sen güvenemezsin, onunla yola çıkamazsın ya, yani. Doğru söylüyorsun da yani şey olarak, kalecilik yeteneği olarak söyleyeyim, kesinlikle Volkan Demirel. Bak çok komik bir örnek vereceğim sana. Çek Cumhuriyeti maçı var ya. Evet. 3-2'lik maç. Hı hı. Maçta Türkiye'yi oyunda tutan herif 70'e kadar. Evet. Tamam, çok net hatırlıyorum. Yani 4-5 olur yani, herif neler çıkardı 2 tane yemesine rağmen. Maç Türkiye'ye geldi. Bu sefer gitti kırmızı gördü, maçı verecekti. İşte yani Volkan dengesizlik büyük kaleci abi. Ya dengesizlik de haklısın ama yani yetenekse Volkan ya. Çok yetenekli. Ama Rüştü de o turnuvada artık çok yaşlanmıştı yani. Artık. Abi Rüştü'nün tabii. Hırvatistan'dan yediği golü hatırlamıyor musunuz ya? Evet, çok ya. Çok korkunç ya. Kaleye koşarken yedi. Ya sen niye kaleyi terk ediyorsun birader? Adamın sırtı dönük kaleye. Aynen öyle. Ama ya. Bir yandan düşünüyorum. Bir yandan düşünüyorum, arka planda cidden Avrupa Şampiyonası, işte Dünya Kupası, çok büyük bir kaleci performansıyla şampiyon olan bir takım bulamadım yani. Hep forvet 10 numara, forvet 10 numara. Yok ya, 2010 işte mesela İspanya oldu değil mi 2010'da, yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Evet. Kötü zaten yani hani. Kötü kaleci. Aynen, kötü kaleci. Hiçbir zaman iyi bir, hani böyle ya, tabii ki hani iyi diye şey söyleyebilirsin ama yani bence hiçbir zaman ana performansı oradan alıp ne Real Madrid ne de İspanya bir şey yapmadı yani. Seni, Alman... seni çok zorlayacak bir soru sorayım mı? Hı hı. 2014 Almanya Neuer. Neuer çok bence çok iyi kaleci, çok iyi de performans. Ama yine yani orada yani Neuer'e mi yazıyorsun o turnuvayı? Yazamazsın abi, o Neuer'e yani. Yarısını Neuer'e yazarım ya. Abi ben Gana maçı, Gana maçı özellikle, Gana'nın Almanya'yı yenememiş olmasının tek sebebi Neuer ya. Bir de Gana olması. Ganalıların Afrika olması. Evet. Abi yani geçen günü dedim TRT Spor'dan, Allah razı olsun. Bu zor günlerimizde yardımcı oldu. İnanılmaz bir performans ya. İnanılmaz bir performans. Ben size bir, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Almanya herhangi bir Avrupa Kupası, Dünya Kupası aldığında hiçbirinde çok böyle sivrilen ne kaleci, ne orta saha, ne forvet performansı var. Hep takım olarak alıyorlar. Mesela Neuer, Gana maçı diyorsun. Ben şimdi düşündüm, 2014'te bir tane ulan kupayı aldı diyebileceğin adam yok mesela. Abi ya final maçına Hövedes'le falan çıktılar ya. Maksimum Müller diyebiliriz. Çünkü topu içeri sokuyor herif yani. Evet abi. Ortalama bir oyuncu falan ama topu içeri sokuyor adam. Şey hikayesi yok. 98 Fransa Zidane. 2002 Brezilya Ronaldo. İşte 2006. Tabii tabii. Yine mesela İtalya'dan sayarsın işte. Del Piero iyiydi. Totti iyiydi falan filan ama. Buffon'la Cannavaro çok iyiydi. Cannavaro çok iyiydi. Cannavaro değil mi o kadar yani? Ama şey 2010 işte Xavi Iniesta dersin. 2014'te Almanya'da kimseyi sayamıyorsun öyle. En önde görebileceğin hepsi. Ya maç olarak sayabiliyoruz işte abi. Yok yani tamamen. Müthiş bir turnuva geçen. Göz... Buyur. Burak. Evet. Yine mi gitti? Geliyor muyum? Ben buradayım. Geliyor mu sesim size? Şimdi geldi. Tamam, pardon. Buraya geldim ben. İki tane büyük kaleci performansı hatırlıyorum ben. Bir tanesini birinciye kesinlikle şey yazarım. Bu süper finalli dönemde Volkan'ın Türk Telekom'daki maçını yazarım. Of. 16-0 bitecek maçı 2-1 Fener'e getirdim. Bir de şey abi. Chelsea-Benfica UEFA finalinde şeyin maçı. Oo, neydi o be? Abi bir tane de yani, şey var ya. Neydi o, geçen sene mi? Onun önceki sene mi ne? De Gea'nın 15 kurtarış mı ne yaptığı bir maç var ya. Arsenal maçı. Evet. O ne ya? Öyle saçmalık. O ayağından 8 tane falan top çıkardı. Ama yine bak, orada da DH'ye yazamazsın onu. Arsenal'in dünyanın en kötü kulübü olmasına yazarsın. Öyle tabii canım yani. Golünü... Sokaktan 11 tane vergi mükellefi getir. Hep bir tanesini sokardı içeri. Öyle abi de yani. Ya Burak, 15 tane çıkarılmaz ya. Hani bir yer Burak, dizlerim düşer yani. Burak, Fenerli olduğunu düşün. Şimdi sana bugün gördüğüm açıklamayı paylaşacağım. Andre Santos demiş ki Fenerbahçe'ye geri dönecektim. Arsene Wenger gitme dedi, izin vermedi. Ya ne zaman ölecek bu adam be? Ya ben bunu gördüm. Yemin ediyorum bu Bodrum'a falan tatile geliyor ya. Abi görenler haber versin. Muratcan işte Bodrumlu.
Muratcan'la Bodrumluyum köşesini yaptım. Bak Bodrum'da tanıdığım 4 tane Kürt esnaf var. Hepsini göndereceğim ona. Abi senin Kürt esnaf Gümbet'te olur. Arsene Wenger 40 sene Bodrum'da kalsa Gümbet'e gitmez, öyle söyleyeyim. Az 200 de giderler. Gurme Bilge. Yani. Gurme Bilge. Arsene Wenger asla Gümbet'e gitmez. Onu söyleyeyim. Gurme Bilge. Allah'ın cezası herif ya. Adam her yerin kariyeriyle oynuyor. İnanılmaz. Oğlum Giroud'un kariyeriyle oynadı lan. Ötesi var mı bunun? Orada biraz Giroud'un da salaklığı var ya. Ne işin var abi? Bu kadar sana Arsenal'da top oynanır mı ya? Gitsen sen Chelsea'ye, Mersi'ye zamanında. Ya adamın yerine Mkhitaryan aldılar ya. Ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Mkhitaryan abi, kim abi ya? Mkhitaryan bizim neydi ya, o çocuk Lens'e falan saldırmıştı. Beşiktaş'ta. Aa, Aras Özbiliz. Ha. Ne, Özbilir mi? Aynen, Aras Özbiliz. Azat. Aras Özbiliz. Ondan daha kötü topçu. Yani Mkhitaryan'ın Dortmund'da top oynayabiliyor olması da çok enteresandı ya. O da Dortmund'dan kaynaklı. Helal işte yani. Abi kesinlikle Dortmund'dan kaynaklı. Kesinlikle. Overrated olan her insanın kariyerini böyle bir tık yukarı çıkarmış bir takım. Doğru. Kasımpaşa ya. Bildiğin Kasımpaşa adamlar. Ya oğlum bu ile ne alakası var ya? Hemen söyleyeyim abi. Trezeguet dövsen oynamaz. Cagne dövsen oynamaz. Babel. Yani gerçi Beşiktaş tatlıydı ama yani adam gelip gidişlerini düşün, herif oynamaz. Ama orada parlıyor adam. Oğlum Veysel Sarı'yı bile topçu yaptı bu kulüp ya. Çok enteresan bak. Abi bak, Dortmund'da Eşref Hakimi var. Koy herhangi bir takıma, 18'e giremez. Olur mu lan, oha? Çüş. Ama abi çatı. Eşref Hakimi'den iyi bak... Sabek mi gördün? Beni konuşturtuyorsun ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Tekrar söyleyeyim. Gitsin başka takıma. İnşallah da transfer olur. Büyük bir takım. Orada görüşelim. Onun bonservisi Madrid'de değil mi ya? Evet abi. Abi yok. Eşref Hakimi'den. Ya bak Dortmund'da harika bir şey oynuyor. Ona laf etmiyorum. Herif çok iyi oynuyor. Ama dişlinin parçası yani. Abi Lewandowski dışında o takımdan çıkıp top oynayan adam yok galiba ya. Şey orada mıydı? Sané? Değil. Schalke miydi? Schalke pardon. Yani ciddi anlamda Dortmund'dan çıkıp da top oynayabilir yani. Aubameyang var galiba. Dortmund evdir. Yani sen evinden uzaklaştığın zaman oynayamazsın. Bunu sadece Lewandowski tersini göstermiştir. Diğerlerinin örnekler hep önümüzde. Bak, Hummels de Bayern'e gidince çok parlak bir şey vermedi ya. Kim? Dortmund'da kadar bir şey vermedi. Götze de öyle. Mara Götze'nin Dünya Kupası finalinde golü var oğlum adam. 113. dakikada. Orada skoru bırakmış olabilir ya. Ya ben olsam mesela orada hocama söylerim. Hocam ben daha yapamayacağım başka bir şey. Çıkar beni, bırakın futbolu. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Tarihin en büyük entrikacısı Messi beyefendi de artık çıksın bir kupa alsın ya. O kadar Dybala'nın falan hakkını yiyor. Entrika yapıyor oralarda. Çıksın tek başına alsın artık o kupayı. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu arada gerçekten çok büyük haksızlık ediliyor Messi'ye bu konuda. Milli takım özelinde. Ya bir arka tarafa bir bakalım Allah aşkına. Kaleci desen yok. Oğlum Losel Fakir'e ya. Hayatında bir kere Arjantin üzerinden uçakla geçmiş. Şans eseri. Belki kabin görevlisi falan bu adam. Kim kaleye o? Geçiyor. Herhangi bir Arjantin kalecisi. Abondan ziyeri. Geri dörtlü rezalet. Ayala'dan sonra stoper görmemiş ha bu ülke. Haksız mıyım? Adamlar tüm başarılı olabilmek için Mascherano'yu stoper yapmaya çalıştılar. Tabi olmadı haliyle yani. Yani. Roho oynamıştı ya. Roho sol bek oynuyordu oğlum ya. Roho bir de yani United'da falan oynuyor adam hala ya değil mi? Ama 2006 Arjantin kadrosu çok iyiydi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum da 2006 sanki değil, çok iyi bir kadroydu. Yani, arka taraf çok kötü. Hep çok abi, her zaman Arjantin her zaman hücumcuları çok iyi kadrolarla gitti turnuvaya da arkası çok kötü. Hep kötü yani. Orta sahası da kötü ya Arjantin. Yok, orta sahası da yok şu anda. Eskiden vardı en azından. 2006'da iyiydi. Şimdi ön libero yok yani. O kadar hücumun arkası toplayacak adam yok takımda. Abi düşün bak. 2004'te Palacio 8 oynamak için giriyor oyuna.
Higuain'i çıkartıp en öne atıyorlar. Ya böyle bir kadro planlaması olabilir mi? Abi benim Messi ile tek derdim tamamıyla entrikacı olması. Başka hiçbir şey değil. Kendini sürekli bir şeylerin üzerinde görmesi. Barcelona'nın üzerinde gördün herif kendini. Barcelona'nın üzerinde abi. Abi yapma Allah'ını seversen. Daha neler bak, yani. O formayı Maradona giydi lan. Maradona giydi o formayı. O tavırları girmedi. Seneler önce şey vardı. Maradona da bu arada Barcelona'dan büyük yani. Aksini iddia etmez. Bu hafta çok konuştuk. Üçüncü bölümden merhabalar. Aradaki kopmalar sağ olsun. Programı üçe bölmek zorunda kaldık. En son bıraktığımızı hatırladığımız yer Maradona'nın Barcelona'dan büyük olup olmadığıydı. Saçmala bakalım Burak, seni dinliyorum. Ya sen Messi nasıl bir futbolcu bir kulüpten diyor. Abi hiçbir futbolcu hiçbir kulüpten büyük olamaz diyorum. Büyüktür abi. Şöyle büyüktür. Messi'den önce Barcelona'nın bir haleti, ruhiyesine bir bakalım istersen. 9. falan bitiriyorlardı sezonu. Messi geldikten sonraki Barcelona'ya bir daha bakalım. Real Madrid kafasını kaldıramadı hala. Burak'cığım senin bu önermen, ben futbolcu takıma bir şey katmaz deseydim olurdu. Tabii ki çok fazla şey veriyorlar takıma. Ama kulübün kendisinden büyük olması imkansız bir şey. Yani bunun zaten bence karşılaştırılması bile hatalı da. Diyelim ki karşılaştıracağım. Zaten büyük olamaz. Çünkü bence kulüp sabit duruyor. Oyuncu gelip gidiyor. Bitti yani. Bir şey sorabilir miyim? Sabit olan kulüp orada. Katılmıyorum. Tabii canım, buyur. Maradona Napoli'den, Napoli kulübünden büyük futbolcu mudur değil midir? Ya normal düz insan olarak da büyük yani. Futbolcu olmasına gerek yok. Yani Maradona olmasına da gerek yok. Diego Armando olarak herhangi bir vergi mükellefi de Napoli kulübünden büyüktür. Ben şöyle düşünüyorum bu konuyla alakalı. Vincent Aboubakar bile büyüktür. Napoli'den mi? Evet. Ben bu konuyla alakalı şöyle bir şey düşünüyorum. Michael Jordan için bir söz söylenir. Basketboldan büyük basketbolcu diye. Biraz sporcular ve kulüp ilişkisi biraz böyle oluyor benim gözümde. Yani Barcelona evet çok büyük. Dünyanın en büyük 5 kulübünden bir tanesi midir? Öyledir. Ama yani şu an orada oynayan futbolcu öyle bir performans, öyle bir yetenek, öyle başarılar. Bir yerden sonra onun egosu kulübün büyüklüğünden şişiyor. Yani bu haksız olanlar da var. Hani boş yere şişenler de var ama Messi için bence bu hakkı vermek gerekiyor. Michael Jordan Barcelona'dan örneği büyüktür mü? Evet abi, Messi Barcelona'dan büyüktür. Futbol kadar büyük bir adamdır yani. Spor kadar. Yani onu şöyle örneklendirebiliriz bence. Yani Cruyff, Maradona ve Messi'nin yarattığı Barcelona başka bir şey. Hani Griezmann'ın, işte Suarez'in, işte Puyol'un içine dahil olduğu Barcelona başka bir şey. Suarez Messi'nin yarattığı büyüklük de sayesinde orada. Yani ne bileyim. Barcelona futbolu Cruyff'un o dönemki etkisi sayesinde yükseldi. O yüzden hani bence asla ne Cruyff, yani Cruyff, Maradona, Messi üçlüsünü Barcelona'dan çıkardığında Barcelona bunların ikamesi olarak bunları koyar ve bu büyüklüğüne devam ettirir diyebiliyorsak, evet bu oyuncular Barcelona kulübünden küçüktür veya Barcelona kulübünün gelen geçen bir futbolcuktur diyebiliriz. Maaşlı bence çalışanıdır, elemanıdır. Bu üçü de Barcelona'yı büyüten adamlardır bence yani. Bir de Maradona Barcelona'da hiçbir şey oynamadı yani. Öyle de bir şey. İsmi oradaydı. Şampiyon kulüpler kazandı be. Abi ne oluyor? Yani Messi, Messi inanılmaz şeyler kazandığı için. Aha, söyle. Söyle. Maradona'nın Napoli kulüp tarihine kazandırdığı ve ondan sonra asla tekrarlanmayan iki tane şampiyonluk gibi bir başarı var Serie A'da. İşte bir tane UEFA Kupası şampiyonluğu var, bir tane İtalya Kupası var. Hani baktığın zaman adam bunları başarmış ama Barcelona'daki Maradona, ki çok büyük bir Maradona hayranı olarak söylüyorum. Barcelona'daki evet o büyük yetenek, işte büyük isim Barcelona'ya yakışır mıydı? Yakışırdı. Barcelona tarihinde her zaman çok büyük on numaralar oynadı mı? Oynadı. Maradona da onların başını çekiyordu. Ama hikaye
hani o bizim hayalini kurduğumuz şekilde devam etmedi. İlk de devam etmedi çünkü Napoli macerasını izledik. Ama aradan yani 82'de geldi Maradona, pardon 84'te geldi. Pardon 82'de geldi, yanlış hatırlıyorum. 84'te Napoli'ye gitti. Yani aradan geçmiş bir 30 seneden sonra, 30 küsür seneden sonra bile hala Maradona, işte Barcelona konuşuluyorsa bu Maradona'nın büyüklüğü. Yani hiçbir şey oynamamasına rağmen yine belki Messi kadar kulüpten büyük diyemeyiz ama kulüp düzeyinde bir büyüklük bu. Ben böyle düşünüyorum. Bu insanların yarattığı etkiyle bugün biz Barcelona'yı Barcelona olarak görüyoruz. Bu biraz da Dortmund Klopp hikayesinde de böyle bence. İşte bataklıktan yeni yeni çıkmaya başlayan bir takım 2008'de işte Mainz'ın oyuncu hocasıyla anlaşıyor. Sonra işte inanılmaz bir hikaye çıkıyor ortaya falan filan. Şu an Dortmund'u başka takımlar klasına koyuyorsak bu biraz da Klopp'un etkisi. Tuna'nın dediğine burada katılıyorum ben. Valla ben kulüplerin bir cümle olduğunu, oyuncuların da en fazla bir özne olduğunu düşünüyorum. Yani sıfatları değişebilir kulüplerin. Büyük takım diyebilirsin, şirin takım diyebilirsin. Ama oyuncular bence en fazla özne olur yani. Messi çok büyük takım yapmıştır belki Barcelona ama Barcelona orada cümlenin kendisi bence. Napoli için aynı şey geçerli. Basketbol örneğine tek bir sebepten katılamıyorum. Futbolla basketbol zaten bence ayıran nokta orası oldu. Çünkü taraftarı maalesef veya sevenleri bu oyunun her şeyi. Kulübü de büyük yapan şey. Yani Barcelona'yı Barcelona yapan şey futbolcular kadar işte bir siyasi geçmişi, ikincisi çok sevilmesi. Yani onu çok seven bir kitle var. Chicago Bulls'u çok seven bir kitle yok. İzleyen seyircileri ve sempatizanları var. Napoli için keza aynı şey geçer. Yani futbolda maalesef böyle bir ayrım var. O yüzden futbol kulüpleri bence başka bir yerde durabiliyor. Demek istediğim o. Ben yine o seven kitlenin Messi, Cruyff, Maradona üçgeninden kaynaklandığını düşündüm yani. Hani Rivaldo forması satmış mıdır Çin'de Barcelona? Bugün Rivaldo oynasa Barcelona'da satar mı? Satar. Ama yani Messi'nin yerine Rivaldo'yu koyduğunda satar mı? İşte orası büyük bir soru işareti mesela. Messi'nin yerine Rivaldo'yu koyduğunda ya da ne bileyim başka yıldız diyebileceğimiz bir adamı koyduğunda ne kadar aynı etkiyi alabilirsin? Ne kadar Ronaldinho'yu da koysan o kadar etki alamazsın abi. Evet abi, ki Ronaldinho hakikaten daha çok izlenesi bir adam yani. Hakikaten daha çok izlersin Burak, yani Ronaldinho'yu. Burak Özbey'in bu sessizliğinden çok rahatsızım ya. Korkutucu. Bekliyorum. Kesinlikle. Herkesin cümlesini bitirmesini. Yok abi bu estağfurullah, lütfen. Lütfen soyun gel. Ya bir de ben son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir şey var. Bence işte kulüpleri kulüp yapan bu oyuncuların performansları, bu kulübe kazandırdıkları, verdikleri, yani hepsi bir bayrak yarışı gibi alıyorlar, bir üst seviyeye taşıyorlar. Bazı işte taşıyamayanlar mesela kaybolup gidiyor ama Cruyff'un başlattığı işte bir üst kademeye çıkarmayı belki işte Rivaldo'yla yarım kademe yukarı, Ronaldinho'yla 1.5, Messi'yle 8-10, hani bunlar bu kulüplerin tarihinde olmayan futbolcular olsaydı, bu saydığım isimler Barcelona'da oynamasaydı belki şu an anlattığımız, konuştuğumuz dünyadaki Barcelona bu Barcelona olmayacaktı. O yüzden ben bundan bahsediyorum. Yani senin Messi olarak ilk kez Deco oyundan çıkıp oyuna girdikten sonraki hikaye Barcelona'yı çok başka bir yere taşıdı. Çünkü şunu hatırlayın, 90'lı yıllarda da bir sürü yıldız oynadı. 2000'lerin başında Ronaldinho gelene kadar da çok büyük yıldızlar oynadı Barcelona'da. Ama o zamanki Barcelona hep Real Madrid'in gölgesinde. Zaten Barcelona renkleri güzel, işte bu Katalan takımı, siyasi duruşu var falan deniyor. Şimdi dünya markası haline gelmesi bence bu Messi'nin katkılarıyla alakalı. O yüzden bu adamları yok sayamıyorum katkılarını. Bugün bu kulüpler bu haldeydi, bu adamların katkılarıyla alakalı. Yani Muratcan'a %100 katılıyorum. Şöyle abi, Messi öyle bir adam ki Real Madrid'e 100 milyon euro verip Gareth Bale'i aldırdı, düşün. Öyle saçmalamaya başladılar. Okay. Messi Barcelona'dan büyüktür benim için. Bu konunun başlangıç noktası da işte seneler önce Vodafone'da çalışırken ismi lazım değil bir arkadaşın. Aslında Allah bela kurusun. Adriano Beşiktaş'tan büyük müdür muhabbeti. Evet, büyüktür.
Adriano'nun oynadığı, şey Beşiktaş'ın oynadığı maç kadar Adriano'nun muhtemelen şey vardır, madalyası vardır. Galibiyeti vardır. Sen sapıt mısın? Sen kafayı yemişsin ya. Ben Tuna oldum ya bugün. Sen çıldırmışsın ya. Kupa sevdalısı. Abi öyle biraz da ya. Beyler ya bir şey kapatıyorum bak, galiba. 96 dakikadır konuşuyoruz ya. Söyle evet, bırak. Abi, çok söyle. Konuş lan deli. Heh. Sağ ol canım. Abi futbol ya Beşiktaş'ız evet. Seviyoruz falan. Ama başarı için seviyorum ben mesela. Beni bugün annem üstse kenardan bakıyor bana ama annemi bırakır giderim. Beşiktaş üzdüğü anda ben Beşiktaş'a bırakırım. Maça gitmem. Bir şeyim olmaz. Sırf Tuna ile Muratcan işte çağırıyor diye maça gidiyorum. Goy goy yapıyorum. Hayalimdeki evlat. Vallahi. Böyle bir şey abi. Futbol. O yüzden Beşiktaş'tan büyük bu isimler. İşte Barcelona'dan büyük bu isimler. Bundan 20 sene önce abi Barcelona konuşulmuyordu. Sadece Real Madrid ve sansasyonel transferleri konuşuluyordu. Veya Manchester United konuşuluyordu. City konuşulmuyordu. Ya ne güzel zamanlar. City, Paris Saint-Germain falan. Hani zaten bunlar Paris Saint-Germain Trabzon'dan daha küçük bir cami ya. Çok doğru. Da konuşulması gereken takımlar. Cami kesin küçük ya. Yani tartışılmaz ya. Neyi var Paris Saint-Germain? Ya bir tane hamisi bile yok. Hami mandıralı falan. Kardeşim var mı bir tane? Bir tane Tayfun Türkmen'in ne? Paris Saint-Germain efsanesi var mı ya? Bir tane söyler misiniz? Rai. C.C. Okocha. Fenerbahçe efsanesi olarak daha büyük. Ya Okocha'yı sonra Fenerbahçe derler. Proton 5x5 yazıyor göğsünde. Başka hiçbir görsel gelmiyor önüme. Ya hiçbir şey. Mehmet Yılmazları yok ya. Heh, bak doğru. Ne güzel konuştu. Tuna kapat programı kapat. O zaman abi hadi önce sırayla alayım ben sizi bir. Vedalık. Dinlediniz. Çok teşekkürler. Allah sabır versin. Herkese dinledikleri için çok teşekkürler. Murat Çasendeyiz. Biraz uzun oldu. Hadi kapadık.